Dünyanın tek doğal uydusu ve Güneş sistemi içerisindeki 5. büyük doğal uydu olan Ay, dünyamızdan yaklaşık 384 bin kilometre uzakta bulunuyor. Peki son zamanlarda NASA'nın insan göndermek için çalıştığı kızıl gezegen Mars, Ay'la yer değiştirseydi dünyada neler olurdu? Sizce bu değişimin dünya üzerinde herhangi bir etkisi olur muydu? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. Ay'ın yarıçapı yaklaşık olarak 1737 kilometredir. Buna karşılık Mars'ın yarıçapına baktığımızda ise yaklaşık olarak 3389 kilometre olduğunu görüyoruz. Bu verilere baktığımızda Mars'ın Ay'dan iki kat büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer Mars Ay'ın yerine geçseydi, dünyadan baktığımızda Ay'ın iki kat büyüklüğünde kızıl bir gezegen görürdük. Ayrıca bildiğiniz gibi gezegenler kendi başlarına ışık üretmezler. Güneşten gelen ışığı yansıtırlar. Bu nedenle Ay'ın iki katı olan Mars, iki kat daha fazla ışık yansıtır ve özellikle geceleri kızıl bir ışık yeryüzünü kaplardı. Şimdi farklı bir olaya değinelim. Şu anda Dünya ile Ay arasında meydana gelen kütlesel çekim kuvveti nedeniyle gelgitler oluşuyor. Bu sayede ise Dünya üzerindeki sular zaman zaman yükselip geri çekilebiliyor. Eğer Ay'ın yerine ondan iki kat daha büyük kızıl gezegen Mars geçseydi, Dünya üzerinde çok daha büyük dalgalar, hatta sık sık tsunamiler meydana gelir, bu da Dünya üzerindeki kıyı şeritlerini yaşanmaz hale getirirdi. Peki Mars'ın Ay'ın yerine geçmesinin olumlu bir tarafı yok mu? Aslında var. Bilim insanları yıllardır Mars üzerinde çalışmalar yapıyor ve gezegeni keşfetmeye çalışıyor. En yakın konumundayken Dünya'dan 55 milyon kilometre uzaklıkta olan Mars, oldukça uzak olması nedeniyle yeteri kadar keşfedilemiyor. Kızıl gezegen Ay'ın yerini alsaydı, Dünya'dan yaklaşık olarak 384 bin kilometre uzakta olacaktı. Yani Dünya'ya şu anki konumundan oldukça yaklaşacaktı. Bu durum Mars'ın daha kolay gözlemlenebilmesine neden olacağı gibi, belki de gezegen hakkında şimdiye kadar bilmediğimiz birçok şeyin de cevabını bulmamızı sağlayacaktı. NASA, gelecek yıl insanlı Mars seferlerinden birisini başlatacak. Belki de bu sayede önümüzdeki yıllarda kızıl gezegenle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacağız. 55 milyon kilometre uzakta olsa bile.